Merhabalar sevgili Yengeç Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Diyorum 27 Mayıs haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Ve hemen arkasından tarotlardan her zamanki gibi destek ve öngörülerini alacağız. Şimdi sevgili Yengeç Burcu, Pazartesi günü gündemimiz biraz daha evliliğimiz, partnerimiz ve ilişkiler olacak. Biraz daha bu konulara yöneleceğimiz zamanlar söz konusu. Aynı zamanda sosyal çevredeki ilişkilerimizle de çok fazla iletişim içinde olabileceğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Aktif olacağız, çok fazla kişiyle görüşmek zorunda kalabiliriz. Arkadaş ortamları, arkadaşlar, belki o telefonunuz belki hiç susmayacak. Bu tarz etkiler söz konusu gibi görünüyor. Hayatında kimse olmayanlar yine sosyal çevrede iletişim içinde oldukları bir kişiden etkilenme gibi de bir durumu söz konusu olma ihtimali var diyebiliriz. Bir anlaşma, bir uzlaşma, özellikle de eşiniz ve partnerinizle bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya gitmek söz konusu olabilir. Yine partnerle ilgili, ilişkilerle ilgili güzel fırsatlar ve şansların da sizi beklediğini söyleyebiliriz. Sürpriz gelişmelere de açık olun diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, Pazartesi günü biraz gündem ilişkiler olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle bir şey de söyleyebilirim. Arkadaş ortamınızda, sosyal çevrenizde bir ortaklık kurma gibi de bir durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili de iletişime geçme, iletişim içinde olma, araştırma yapma gibi durumlarda tetiklenebilir diyorum ayrıca. Salı ve Çarşamba günü sevgili arkadaşlar biraz daha gündemimiz finansal konular olacak. Biraz daha ödemeler, taksitler, krediler, hatta evliyseniz eşinizin finansal konuları ya da ortaklığınız var ise ortaklıktan gelen paralarla alakalı bazı şans ve fırsatlar yakalama gibi de bir durum söz konusu olabilir diyorum. Bilmediğiniz, sizin bilmediğiniz bir para akışı, sizin bilmediğiniz, sizden gizlenilen bir para durumu ya da bir miras olayınız var ise yine bu miras olayıyla ilgili gelişmelerinde sizi beklediğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar, sevgili Yengeç Burcu. Aynı zamanda yine bu konularla ilgili haberleşmek, iletişime geçmek gibi durumlarda aktif olacaktır diyebiliriz sizin için. Biraz daha sevgili arkadaşlar, daha böyle mantıklı ve daha böyle özgürlük enerjisinin de hakim olduğu bir gün aynı zamanda. Baskıya gelemeyeceğiniz, bağımsızlığınızın, özgürlüğünüzün yani enerjisi, etkisi sizi bırakmayacak aslında, öyle söyleyebilirim. Bu bağımsızlık ve özgürlük için de elinizden geleni yapacaksınız gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de kan dolaşımına, bacak ve bileklere dikkat edin. Aynı zamanda kramp ağrılarına, kramp sorunları yaşayabilirsiniz. Yine bu Salı ve Çarşamba günleri ya da bu tarz zaten şikayetleriniz var ise bu şikayetlerle de ilgili şifanızla alakalı gelişmelerinde söz konusu olması mümkün diyebilirim sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda yine bir eğitime yazılmak, bir eğitim almak gibi konular da aktifleşecek sizin için. Zekanızı kullanacağınız şöyle bir durum var. Jüpiter ikizlere geçti ve Venüs de ikizlerde, Merkür de ikizlere geçecek ve sevgili Yengeç Burcu, burada artık daha sizin arkanızdan dönen oyunlar, sizin arkanızdan konuşulmalar, bunlara da dikkat edin. Çok fazla kıskanılmalar, arkanızdan çok işin dönmesi de sizleri bekliyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bazılarınız ise böyle gizli aşklara, gizli sevdalara ya da platonik aşklara ya da sevgisini içinde yaşama gibi durumlara söz konusu olabilir diyorum. Bazılarınız için, bazılarınız ise fikirlerinizi, düşüncelerinizi biraz böyle olgunlaştırmak isteyebilirsiniz kendi içinizde. Evet, Salı Çarşamba gündem bu şekildeyken Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü sevgili arkadaşlar biraz daha uzak mesafeli konulara yöneleceksiniz. Duygusal olacağız sevgili arkadaşlar.
duygusal olacağız, duygular yoğun basacak, mantıktan uzaklaşacağız. Bu birkaç günün verdiği mantıkla hareket etme çabamızdan, enerjimizden sıyrılıp daha böyle duygusal enerjilerin hakim olduğu, sezgilerimizin güçlü olduğu, hissiyatlarımızın güçlü olduğu, daha maneviyata yöneldiğimiz, dini konulara biraz daha fazla eğildiğimiz, merak duyduğumuz, haberci rüyalar görebileceğimiz durumların söz konusu olması mümkün. Şehirler arası, yurt dışı bağlantılı konularında aktif olması mümkün. Yine buralarda sorumlulukların ve görevlerin üstesinden gelmeye çalışmak gibi de bir gündem söz konusu olabilir diyorum sizin için. Pazar günü ise biraz daha gündemimiz kariyer hayatımız olacak. Kariyer hayatına odaklanacağız. Belki çalışmak zorunda kalabiliriz bazılarımız için. Mesai yapmak zorunda kalabiliriz. Pazar günü aktif bir şekilde kariyerimize odaklanacağımız durumlar söz konusu gibi görünüyor diyebilirim hepimiz için. Evet, bir de ebeveyn konuları da gündemde pazar günü. Anne konuları ve aynı zamanda evliyseniz eşinizin ailesiyle de ilgili konular ve kavramlar yine pazar günü gündeminize düşecek gibi sevgili Yengeç Burcu sizler için. Bakalım tarot ne söyleyecek? Yengeç Burcu 27 Mayıs haftası diyoruz Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu 27 Mayıs haftası. Parayla ilgili durumlar sevgili arkadaşlar, finansal konularla ilgili gündemler, bir para kaybı, bir parasızlık, bir parayı denkleştirememe, maddi konularla ilgili biraz zorlanma, biraz eksiklik, noksanlık yaşamak gibi bir durum söz konusu olabilir. Eğer bazılarımız ise parayla ilgili gündeminiz yok ise, bazılarınız ise manevi olarak bir eksiklik hissetme, kendi ruhunuzda bir eksiklik hissetme gibi durumlar söz konusu gibi görünüyor. Kader çarkı çıktı sevgili Yengeç Burcu. Kader değişiyor, kader çarkı dönüyor diyebiliriz. Artık kendinizi eksik hissettiğiniz, yoksun hissettiğiniz, kendinizi bir türlü tamamlanmadığınızı düşündüğünüz duygularınızda bakın değişeceğini, kader çarkının çıkmasıyla da hayatınızda bir tamamlanmaya doğru gittiğiniz sürece giriyorsunuz. Kimileriniz için yeni bir aşk, kimileriniz için hayatınızdaki kişiyle mutlu son, kimileriniz için ilişkisini bir seviyeye üste taşıma, kimileriniz için söz, nişan, düğün, evlilik gibi kavramlar söz konusu gibi görünüyor siz sevgili Yengeç Burcu'na. Bakalım ne çıktı burada? Uzun zamandır belki de askıya aldığınız, zamana bıraktığınız bir konu, bir gündem söz konusu gibi görünüyor. Bu uzun zamandır askıya aldığınız, zamana bıraktığınız, oluruna bıraktığınız konularla ilgili bu hafta Allah'ın izniyle sağlam ve istikrarlı bir başlangıç yapıyorsunuz sevgili yengeçler diyebilirim. O beklemiyorsunuz artık. O bekleyiş bitiyor sevgili Yengeç Burcu. O bekleyiş bitiyor diyebiliriz sizin için ve biraz böyle kendi kabuğunuza çekilme gibi de bir durum söz konusu sanki sevgili yengeçler. Bir böyle kendi kabuğunuza çekilme, sırtınızı dönme, kendinizi izole etme, bir küstüm oynamıyorum enerjisinin hakim olması söz konusu gibi ve yine beklediğiniz durumlarla ilgili de harekete geçmek, gelişmelerin olması, haber almanız gibi de durumlar söz konusu gibi görünüyor. Bu durum, bu arkanızı döndüğünüz konuyla ilgili sevgili arkadaşlar. 5 vadedir, 5 gündür, 5 haftadır, 5 saattir işte haber alamadınız, ulaşamadınız, görüşemediniz, kendinizi uzaklaştırdınız. Siz arkanızı dönmüşsünüz çünkü. Siz arkanızı döndüğünüz kimse neyse, konu neyse artık onunla ilgili haberler almanız, iletişime geçmeniz, harekete geçmeniz söz konusu. Sizin tekrar bu konularla ilgili bir eyleme geçme gibi de bir durumunuz söz konusu gibi görünüyor. Siz sevgili Yengeç Burcu için. Evet, sizler için de söyleyeceklerim böyleydi. Aldık kabul ettik her zamanki gibi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.